İsterseniz şimdi de öğrendiklerimizi diferansiyel bir denkleme uygulayalım. Evet, Laplace dönüşümü ya da ters Laplace dönüşümü almak yerine gerçek bir denklem çözmeye. Buna ne dersiniz? Peki, y üssünün üssü yani fonksiyonun ikinci türevi artı 4y eşittir sinüs t eksi 0'dan 2 pi'ye birim adım fonksiyonunun sinüs t eksi 2 pi ile çarpımını. Evet, bunu ele alalım. Hadi bakalım, bu diferansiyel denklemi çözelim. Diferansiyel denklemlerin yorumları ve nasıl modellendiklerine dair videolarımız var ama bunun kuvvetin uygulanmasıyla alakalı bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir ağırlıkla kuvvetin uygulanmasını temsil eden bir fonksiyondur ve bunun da ivme terimi olduğunu biliyoruz. Zamana göre ikinci türev bize ivmeyi verir öyle değil mi? Kütle bir birimdir. Sonra konuma göre bir fonksiyon olan bu terimde yay sabiti olabilir. Her neyse şimdilik bu bunları bir kenara bırakalım. Şimdilik işin yorum kısmına girerek zaman kaybetmek istemiyorum. Yorumlarımızı en sona saklayacağım. Eşitliğin iki tarafının Laplace dönüşümünü alarak başlayalım. Sol tarafın Laplace dönüşümü neye eşittir? Y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü S kare. Bunun Laplace dönüşümünü aldığımızı da bu şekilde göstereyim. Evet, S kare çarpı Y'nin Laplace dönüşümü eksi s'in derecesini 1 azaltacağız. Yani s çarpı y sıfır eksi y üssü sıfır. Bu arada bunu çözebilmek için bazı başlangıç değerlerine de ihtiyacımız olacak. Artı 4 çarpı y'nin Laplace dönüşümü eşittir. Sinüs t'nin Laplace dönüşümü. Evet neydi? Bunu artık ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. 1 bölü s kare artı 1. Sonra 1 de bunun Laplace Laplace dönüşümünü çıkarmamız lazım. Bunun Laplace dönüşümünü yan tarafta bulmak istiyorum. Aslına bakarsanız bundan birkaç video önce bunun Laplace dönüşümünün ne olduğunu bulmuştuk. Hemen yazıyorum. Sinüs t'nin Laplace dönüşümü ile e üzeri eksi cs ile çarpmamız lazım ve buradaki c'de 2 pi olduğuna göre. Heh, bir saniye, az önce yazayım dedim ve yazmadım ama yazmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, c'ye kadar olan birim adım fonksiyonun c birim ötelenmiş bir fonksiyonla çarpımının Laplace dönüşümü e üzeri eksi cs çarpı orijinal fonksiyonun yani ft'nin Laplace dönüşümüne eşittir. O halde bunun Laplace dönüşümü de c'nin 2 pi olduğunu söylemiştik. ft ise bir bakalım. Sinüs t öyle değil mi? Bunun laplas dönüşümü e üzeri eksi cs yani eksi 2 pi çarpı s çarpı ft'nin laplas dönüşümü yani sinüs t'nin laplas dönüşümü. Bu ft eksi 2 pi olduğuna göre ft sinüs t'ye eşit olmalı. Sinüs t'nin laplas dönüşümünün 1 bölü s kare artı 1 olduğunu biliyoruz. Evet sinüs t'nin laplas dönüşümü buna eşittir. Ekranı bir kere daha kaydırayım. Bu eşitliğin iki tarafının da laplas dönüşümünü aldık. Buna ek olarak bana bazı başlangıç değerlerinin işte buradakilerden bahsediyorum verilmiş olması gerekir. Ben yazmayı unutmuşum. Şimdi yazayım. Turuncuyla yazıyorum. y 0 0'a, y üssü 0 da 0'a eşit. Bunlarla işin matematiği de bir miktar kolaylaşmış olacak. Evet, bunun ve bunun sıfıra eşit olduklarını biliyoruz. Denklemimizi şimdi sadeleştirebilecek miyiz? Buna bakalım. Sol taraftaki Laplace dönüşümlerini gruplayalım. Bu ve bundan bahsediyorum. Y'nin Laplace dönüşümü çarpı s kare artı 4 eşittir. Sağ tarafta ne var? Bunu da sadeleştirebiliriz ama şimdilik olduğu gibi yazacağım. 1 bölü s kare artı 1, bunun laplas dönüşümü, yani e üzeri eksi 2 pi çarpı s çarpı 1 bölü s kare artı 1. İki tarafı 1 de s kare artı 4'e bölersek y'nin laplas dönüşümünün evet. Buradaki paydalar ortak oldukları için bunları da birleştirebilirim aslında. Evet s kare artı 4'e bölmeden sağ tarafı 1 eksi e üzeri eksi 2 pi çarpı s bölü s kare artı 1 olarak yazacağım. s kare artı 4'e böldüğümüzde de s kare artı 4 buraya gelir öyle değil mi? Ve şimdi işin zor kısmı başlıyor. Bunun ters Laplace dönüşümünü almamız lazım. Peki sizce bunun ters Laplace dönüşümünü nasıl alabiliriz? Laplace dönüşümlerinin neye eşit olduklarını biliyorsanız diferansiyel denklemleri kolaylıkla çözebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Burada kısmi kesir açılımı yapmamız lazım, değil mi? Nasıl yapabiliriz? Şu eşitliği bir kere daha yazayım. Aslına bakarsanız şöyle yazarsam işimizin de kolaylaşacak düşünüyorum. Bunu 1 eksi e üzeri eksi 2 pi çarpı s çarpı 1 bölü s kare artı 1 çarpı s kare artı 4. Evet böyle yazacağım. Ve şimdi de bunu daha basit iki kesrin toplamı olarak ifade edebilmek için kısmi kesir açılımı yapmamız lazım. Bunu da yan tarafta yapacağım. Evet burası gayet iyi. 1 bölü s kare artı 1 çarpı s kare artı 4'ü payları farklı olan iki kesrin toplamı olarak ifade etmeye çalışacağım. Birinci kesrin payına a s artı b. Bu arada payların derecelerinin 1'e eşit olmasının sebebi paydaların derecelerinin 2 olması. İkincisininki de c s artı d olsun. Bunları topladığımızda a s artı b çarpı s kare artı 4 artı c s artı d çarpı s kare artı 1 elde ederiz ortak paydanın ne olduğunu da biliyoruz. Bunu daha önce de görmüştük, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bir miktar cebir yapmamız lazım. Diferansiyel denklem çözümleri çok enerji isteyen çözümlerdir. Bunun için kendinizi her zaman ilerleyeceğim ve sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağım diye motive etmelisiniz. Ayrıca bu kadar çok işlem yapmanız gerektiğini önceden kabul edin ki işlemlere geldiğinizde moraliniz bozulmasın. Hadi bakalım, parantezleri açmaya başlayalım. A çarpı S küp artı B S kare artı 4 A S artı 4 B ve buradan da C çarpı S küp artı D S kare artı C S artı D gelir. Toplayalım. A artı C çarpı S küp artı b artı d çarpı s kare artı 4 a artı c çarpı s ve son olarak artı 4 b artı d. Şimdi de bunların tamamının buna yani 1'e eşit olması gerektiğinden yola çıkarak evet bunun pay olduğunu söylemem lazım bu pay pie. ve paydada da s kare artı 1 çarpı s kare artı 4 var. Bunun 1 bölü s kare artı 1 çarpı s kare artı 4'e eşit olması gerektiğini de biliyoruz. O halde katsayıları eşleştirmeye başlayabiliriz. Kısmi kesir açılımı böylesine uzun ve uğraştırıcı bir şey ama diferansiyel denklem çözümleri için de son derece faydalı. S küplü terimin katsayısı a artı c. Burada S küplü terim olmadığı için A artı C'nin sıfıra eşit olması gerekir. S kareli terimin katsayısı da B artı D ama burada S kareli terim de yok. O halde B artı D de sıfıra eşit olmalı. 4a artı c. Evet, esli terimin katsayısı. Burada esli terim de yok. Bu durumda 4a artı c de sıfıra eşittir. Çok az kaldı. Dayanın. 4b artı d'deyim, sabit terim. Ve buradaki sabit terim 1 olduğuna göre, 4b artı d eşittir 1 yazıyorum. Bundan bunu çıkarırsak, eksi 3a eşittir 0, yani a'nın 0'a eşit olduğunu buluruz. a 0 ise c'de 0'dır. Bundan bunu çıkarınca da eksi 3b eşittir eksi 1 elde ederiz. O halde b 1 bölü 3'e eşittir. d de eksi b'ye eşit olduğuna göre d de 1 bölü 3'tür. Sonuç olarak oldukça basit bir ifade elde ettik. Hemen yazıyorum bu kesri. 1 bölü 3 bölü s kare artı 1. Bu arada a'nın 0 olduğunu ve bu 1 bölü 3'ün de buraya yazdığımız gibi b'den geldiğini de hemen eklemek istiyorum. b 1 bölü 3'tü, d de eksi b olduğuna göre eksi 1 bölü 3 olacak. Evet b 1 bölü 3 ise d de eksi 1 bölü 3. s kare artı 1'in payında b olacak. Tamam doğru olmuş. Eksi d yani eksi 1 bölü 3 bölü s kare artı 4. Evet, çok uzun süren ve yorucu bir işlemdi. Şimdi her şeyi bir kere daha yazayım ve soruya kaldığımız yerden devam edebilelim. İnsan kısmı kesir açılımı yaptığında nerede kaldığını gerçekten de unutabiliyor. Neyse, y'nin laplas dönüşümü eşittir. 1 eksi e üzeri eksi 2 pi çarpı s çarpı bu. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü s kare artı 1 eksi 1 bölü 3. Bunu da bunu da bir saniye burada s kare artı 4 var ve bunun için payda 2 olsa çok iyi olur. Onun için 2 bölü s kare artı 4 yazıyorum. Bunu 2 ile çarptığım için değerinin değişmemesi adına bir de 2'ye bölmem gerekir. Onun için 1 bölü 3 yerine de 1 bölü 6 yazalım. Evet, eksi 1 bölü 6 çarpı 2 bölü s kare artı 4. Bu arada bunu yaptım çünkü bunu sinüs at'nin Laplace dönüşümüne benzetmek istedim. Belki devam edelim. Ne soruymuş ama değil mi? Umarım küçük bir hata yapıp her şeyi berbat etmemişimdir veya etmem. Peki bir kere daha yazıyorum. Y'nin Laplace dönüşümü eşittir. Bu parantezleri açacağım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü s kare artı 1 eksi 1 bölü 6 çarpı 2 bölü s kare artı 4. Evet şimdi aynı şeyi bir de eksi e ile yapmam lazım. Eksi e üzeri eksi 2 pi çarpı s bölü 3 çarpı 1 bölü s kare artı 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı eder. Artı e üzeri eksi 2 pi çarpı s bölü 6 çarpı 2 bölü s kare artı 4. Bu noktada bu terimlerin ters Laplace dönüşümlerini almanın son derece kolay olduğunu artık siz de fark etmiş olmalısınız. Hadi yapalım. y eşit bunun ters laplas dönüşümü 1 bölü 3 sinüs t'ye eşittir öyle değil mi? Eksi 1 bölü 6 çarpı sinüs 2 t. Evet bu sinüs 2 t'nin laplas dönüşümüdür. Bunlar ise bunlara benziyor ama bunlarda e üzeri eksi 2 pi çarpı s var. Bunu görünce de aklımıza hemen e, isterseniz şuraya da not edeyim. Birim adım fonksiyonunun buraya 2 pi koyayım çarpı F T eksi 2 pi'nin Laplace dönüşümünün e üzeri eksi 2 pi çarpı s çarpı ft'nin t'nin Laplace dönüşümü olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu arada f t'nin sinüs t ya da sinüs 2 t olduğunu düşünürsek bunun fonksiyonun ötelenmiş versiyonunun birim adım fonksiyonu ile çarpımının Laplace dönüşümüne eşit olduğunu bulabiliriz. Ne dediğimi tam olarak anlamadıysanız e, bakın eğer e'li bu terim burada olmasaydı bunun ters Laplace dönüşümü buna yani sinüs t'ye eşit olurdu. Benzer şekilde bununki de sinüs 2t. Ama e'li terimin varlığı bize bunun ft'nin Laplace dönüşümü değil de ft'nin ötelenmiş versiyonunun birim adım fonksiyonu ile çarpımının Laplace dönüşümü olduğunu anlatıyor. Birim adım fonksiyonunun zıplama yaptığı değer de 2 pi'ye eşit. Anladınız değil mi? Hemen yazıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı 2 pi'de zıplama yapan bir birim adım fonksiyonunun sinüs t eksi 2 pi ile çarpı mı? Bir de bunu yazalım ve işimiz bitsin. Artı 1 bölü 6 çarpı birim adım fonksiyonu çarpı. Bu birim adım fonksiyonu da t'nin bir fonksiyonu ve 2 pi'de zıplama yapıyor. Çarpı sinüs. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Bu sinüs t'nin değil de sinüs 2 t'nin laplas dönüşümü olduğu için t eksi 2 pi yerine de 2 çarpı t eksi 2 pi yazmamız lazım. Sinüs 2 çarpı t eksi 2 pi. İşte bu kadar. Bize verilen diferansiyel denklemi çözdük. Bunu sadeleştirmeyi de deneyebiliriz. Aslına bakarsanız hadi gelin bunu da yapalım. Son adımda küçük bir hata yapmak istemiyorum ama bunu daha basit bir şekilde ifade edebileceğimizi de bildiğim için şu an kendimi engel olamıyorum. Bir bakayım. Aslına bakarsanız bu ikisinin birim adım fonksiyonu parantezine almak dışında yapabileceğimiz çok bariz başka bir şey de yok. O halde yukarıdaki göze basit görünen diferansiyel denklemi sağlayan fonksiyon budur diyebiliriz. Evet, denklem başlangıçta göze oldukça basit görünüyordu ama sonuç olarak bu karmaşık fonksiyonu elde ettik.